arkadaşlar, yapılarına göre fiillerle devam ediyoruz. Yapılarına göre fiiller üçe ayrılıyor. Basit yapılı fiiller, türemiş yapılı fiiller ve birleşik yapılı fiiller olmak üzere. Basit yapılı fiillerle başlayalım. Basit yapılı fiiller arkadaşlar, hiçbir yapım eki almamış fiillerdir. Yani yapım eki almamış demek ne demek? Anlamını ya da türünü değiştirecek bir ek almayacak fiiller. Ya kök durumunda bulunacak ya da sadece çekim eklerinden, kip eklerinden bir tanesini alacak. Örnekleri inceleyelim. Güzel söz söyleyebilmek için güzel düşünmek gerekir. Gerekmek burada fiil kökü. Er de geniş zaman eki arkadaşlar. Bu sadece bir kip eki almış. O yüzden basit yapılı bir fiil. Dostluk bir şemsiyeye benzer. Benzemek, benzer yine geniş zaman eki almış. İstemek, ister. İstediğim her şeyi yaptım. Yapmak fiil, dığdığı geçmiş zaman eki ve em birinci tekil şahıs eki almış. Çünkü yapamayacağımı düşündüğüm şeyi istedim. İstemek fiil, yine dili geçmiş zaman eki almış burada. Büyük adam büyük olduğunu, büyüklüğün küçük olduğunu bilir. Bilmek yine burada sadece bir geniş zaman eki almış. O nedenle arkadaşlar bunların hepsi basit yapılı fiil oluyor. Türemiş yapılı fiillere geçelim. Türemiş yapılı fiillerde en az bir tane yapım eki alan, yani fiilin anlamını ya da yapısını değiştirecek ekler alması lazım. İsimden de fiil yapabilirler, fiilden de fiil yapabilirler. Bizim için önemli olan sözcüğün son halinin bir fiil olmuş olması. Mesela güzel isim soyadı bir sözcük, laşla şeklini almış. Güzel, biliyorsunuz fiillerin makmik ekini getiriyorduk bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlayabilmek için. Güzelmek diyemeyiz ama güzelleşmek diyebiliriz. Sararmak, sarıdan sararmak, inceden incelmek. Mesela çıkmaktan çıkarmak. Bu geniş zaman ekiyle karıştırmayayım bunu. Üstündekini çıkar anlamında olabilir. Sevmekten sevinmek, bakmaktan bakışmak. Bunlar da fiilden türemiş. Yani bizim için önemli olan arkadaşlar sözcüğün son halinin fiil olmuş olması. Türemiş yapılı olabilmesi için bunun olması gerekiyor. Evet, birleşik yapılı fiiller en az iki sözcüğün birleşerek fiil oluşturmasıyla oluşan sözcük grupları birleşik yapılı fiiller. Üç grupta inceliyoruz. Anlamca kaynaşmış birleşik yapılı fiiller, yardımcı fiillerle kurulan birleşik yapılı fiiller ve özel yani kurallı birleşik yapılı fiiller olmak üzere birleşik yapılı fiilleri de üç grupta inceliyoruz. Birincisinden başlayalım. Anlamca kaynaşmış birleşik yapılı fiiller. Arkadaşlar bunlar artık sürekli bir arada kullanılarak kalıplaşmış olan, kaynaşmış olan ve sürekli bir arada kullanılan birleşik fiiller. Bir isimle bir fiil de bir araya gelebilir. Bir fiille bir isim, iki tane fiil de bir araya gelebilir. Önemli olan biraz önce söylediğim gibi son halinin fiil olması. Örnekleri inceleyelim. Sen kimsin ki bana kafa tutuyorsun? Kafa tutmak arkadaşlar, burada kafa ismiyle tutmak fiili bir araya gelmiş. Kafa tutmak şeklinde kalıplaşmış. Deyimleşmiş de diyebiliyoruz biz buna. Bu tehditlerinle gözümü korkutamazsın. Gözümü korkutmak bir deyim zaten. Deyimler de anlamca, elçimle fiil olan bir deyim varsa onlar da anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde. Annemin yemekleri hoşuna gitti mi? Hoşuna gitmek, bu da kalıplaşmış. Göz atmak, dilinde tüy bitmek, kulak kabartmak, bunların hepsi anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bir diğeri yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller. Arkadaşlar yardımcı fiiller etmek, olmak, kılmak, eylemek. Bu sözcükler yardımcı fiiller. Bunlar nasıl oluşuyorlar? İsim soylu bir sözcükle bu yardımcı fiiller bir araya geliyorlar ve artık sürekli bir arada kullanılan yeni bir birleşik fiil ortaya çıkarıyorlar. Örnekleri inceleyelim. Seven bu gönül seni asla terk etmeyecek. Terk etmek, terk isim, etmek yardımcı fiiliyle bir araya gelmiş. Hayat uykuyla uyanıklık arasında raks eder. Raks etmek, raks, dans, isim, soylu bir sözcük, etmek yardımcı fiiliyle bir araya gelmiş. Bu usanç duyan gözlerin bir şeyde karar kıldı,
karar kılmak, karar isim, kılmak yardımcı fiiliyle bir araya gelmiş. Seyreyleyelim mehtabı yıldızların altında, seyir eylemek. Bu da yine yardımcı bir fiil. Bir araya gelmiş. Bir yardımcı fiil oluşturmuş. Evet. Arkadaşlar, yardımcı fiillerle ilgili olarak etmek, olmak, kılmak yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiillerde. Daha önce bunları yazım kurallarında söylemiştik, hatırlayalım. Eğer bir ses olayı olursa kelimeler birleşik yazılır. Ses olayı olmazsa iki kelime arasında kelimeler ayrı yazılır. Şimdi mesela bakalım. Benliğime hakim olur bir deli rüzgar. Hakim olmak. Herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış. Ama his etmek. His ve etmek kelimelerinden oluşuyor. Arada bir S türediği için birleşik yazılmış. Affetmek. Aff ve etmek yardımcı fiillerinden oluşuyor. Yine arada bir F türediği için birleşik yazılmış. Muradına ermek, herhangi bir ses olayı olmadığı için yine ayrı yazılmış arkadaşlar. Şimdi etmek, olmak, kılmak sözcüğü tabii ki de yardımcı fiil olmuyor arkadaşlar. Eğer ki bunlar tek başına bir anlam arz ediyorlarsa, yani işte o sözcük etmek, olmak, kılmak kelimesini çıkarıp da yerine başka bir kelime getirebiliyorsa, o yardımcı eylem olmuyor. Mesela köyümüzde şimdi kirazlar olmuş. Kirazlar ermiş diyebiliriz mesela. Erginleşmek, ermek, olmak, yiyecek düzeye gelmek, olgunlaşmış diyebiliriz. O yüzden bu yardımcı eylem değil. Elimdeki gömlek ancak 5 milyon lira eder. 5 milyon lira tutar diyebiliriz mesela. Ben ettim sen etme, ben yaptım sen yapma diyebiliriz. Mesela çocuk hasta olmuş yerine çocuk hastalanmış diyebiliriz. Burada arkadaşlar etmek, olmak, kılmak fiillerinin, yardımcı fiillerinin yerine başka bir sözcük getirebiliyorsak onlar yardımcı eylem değildir. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir fiil olarak kullanılırlar. Evet. Diğer bir birleşik fiilimiz özel, kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiiller de dörde ayrılıyor arkadaşlar. Belirli kural çerçevesinde oluşuyorlar bunlar. İki fiilin çeşitli kurallar çerçevesinde birleşmesiyle oluşan fiiller. Yeterlik birleşik fiili, tezlik birleşik fiili, sürerlik birleşik fiili ve yaklaşma birleşik fiili olmak üzere dörde ayrılıyor. Yeterlik birleşik fiilinden başlayalım arkadaşlar. Yeterlik birleşik fiili birinci fiile bilmek fiili getirilerek yapılıyor. Cümleye gücü yetme, başarma ve olasılık anlamı katıyor. Örnekleri inceleyelim. Bu genç yaşımda ölebilirim. Yani ölme ihtimalim var anlamında kullanılmış. Şiirlerimi söylemeden gidebilirim buralardan. Böyle bir ihtimal var. Bir gece ansızın gelebilirim. Bir olasılık anlamı katmış. Sevinçten kapını da boyayabilirim. Sınıfı geçebilirim. Yani benim sınıfı geçmeye gücüm yetebilir anlamında da burada yine gücü yetme, başarma anlamı katmış. Kurallı birleşik fiiller her zaman birleşik yazılırlar arkadaşlar. Hiçbir zaman ayrı yazılmazlar. İşte aşağıdakilerin hangisinde yeterlik birleşik fiili cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır şeklinde de sorular karşımıza çıkabilir. Bilmek fiiliyle, bilmek fiiliyle yapıldığını unutmayacağız. Belirli kurallar çerçevesinde dediğimiz bunlar, hangi fiilleri getirmemiz gerektiğini burada bilmemiz gerekiyor. Çünkü mesela aşağıdaki hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır dediğinde işte kural birleşik fiil, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil ya da basit yapılı fiil de olabilir. Bunları bilmemiz gerekiyor kural olarak arkadaşlar. Bir diğer kurallı birleşik fiilimiz tezlik birleşik fiili. Tezlik birleşik fiilde arkadaşlar birinci fiile ver fiili getirerek yapılıyor. Bu fiil birinci fiile bir an evvel yapılma. Tez zaten. Tez ne demek? Bir an evvel yapılma. Çabucak olma anlamı katar. Uzanıp tutuver elimi ne olur? Geri dön. Evet, burada hemen tutuver. Hemen tut elimi yani. Ne olacak anlamında? Hemencik yapılması anlamında kullanılmış. Akşamın derin kızıldığında kayboluverdim. Bir anda kayboldum, yok oldum. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Hemen uzanıverse anlamı var. Polisler kaçan hırsızı yakalayıverdiler. Hemen çabucak yakaladılar anlamı var. Annesini görünce koşuverdi. Hemen koşmaya başladı anlamı var. Burada da yine tezlik. Bizim bölgemizde çok fazla kullanılıyor bu Ege bölgesinde. Bir an evvel yapılma, gücü yetme anlamında kullanılıyor.
Bir diğeri sürellik bileşik fiili. Bu da yine birinci fiile ebur, ekal, egel fiil, şeklinde dur, kal, gel fiilleri getirilerek yapılıyor. Cümleye devam etme, bir şeyin sürüp gitme, süreklilik kazanması anlamı katıyor. Bu hikaye yıllardır süre gelir. Sürüp gider, yani hikaye yıllardır sürüyor, anlatılıyor, devam ediyor anlamı var. Televizyonun karşısında uyuyakalmışım, uyumuş ve uyumaya devam etmiş anlamında ekalmak. Gide dursun turnalar gurbet ellere, gitmeye devam etsinler anlamında kullanılmış. Listede ismimi göremeyince listeye baka kaldım. Baktım ve bir süre daha bakmaya devam ettim anlamında kullanılmış arkadaşlar burada. Sürerli bileşik fiili. En sonuncusu da yaklaşma bileşik fiili. Bu sizlere her zaman saçma geliyor. İşte anlattığım zaman bu ne ya hocam bunu kullananlar var mı diyorsunuz ama aslında hala da bizim bölgemizde yine bu kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. E-A yaz şeklinde kullanılıyor. Bu da eylemin gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldığını, neredeyse az kalsın oluyordu anlamını katıyor arkadaşlar. Kaldırımda yürürken düşe yazdım. Az kalsın düşüyordum. Düşmemiş, düşmeye yaklaşmış. Onu söylüyor. Onu karşımda görünce korkudan öle yazdım. Az kalsın ölüyordu. İşte kadın korkudan bayıla yazdı. Az kalsın bayılıyordu anlamında kullanılmış. Evet arkadaşlar, sözcükte yapı, fiilde yapı konumuz bu kadar.